Şimdi Pınar Hacı Bektaşoğlu karşılıklı açıklamaları biliyorsunuz aslında. Yani bugüne kadar gelen 30 gün kaldı, 30 küsür gün kaldı diyelim. İsraf meselesi var. İşte polemikleri biliyorsunuz. İlgisiz belediyecilik. Aslında senin rakibin ne Cumhurbaşkanı ne ben. Rakibin kendin. Çünkü kendi ilgisizliğin. Cumhurbaşkanı da bugün ama Faruk Aksoy'un bir eleştirisi var. Bu eleştiride aslında 31 Mart'a giden yolda birçok insanın da serzenişlerinden biri bu merkezle yerel arasındaki uyum. Sayın Cumhurbaşkanı bugün mesela şöyle bir cümle kullandı dedik. Şu anda ülkeyi kim yönetiyor? Yani biz yönetiyoruz. İstanbul'da bulunan zat böyle bir imkana sahip mi değil gibi bir cümle kullandı. Ya bu yani. Çok ilginç şimdi, bir şey. Mesela yani. Bu eleştirileri alın. Bu açıklamaları şu dakikaya kadar konuklarımızın söylediklerini ne olur yani dinamik ne söylüyor size iki taraf için? Bu arada iki tarafa da sorduğunuzda oy oranlarıyla ilgili arada çok az bir hayır bu normal mi gerçekten? Bana bir anormallik var gibi geliyor. Yani ülkeyi biz yönetiyoruz. Tamam. Bu polemikler yani 22 size ne söylüyor? AK Parti yönetiyor da hani ne daha seçim öncesi bir garip Faruk bir durum Aksoy değil mi? İzin verirse ben de bir 10 dakikayı şöyle biraz dolu dolu değerlendirmek istiyorum. Şimdi 5 yıl 365 gün 1800 gün yapar. Tamam. 1800 gün. Bunun tatillerini çıkartın. Covid'ini çıkartın. Tamam mı? 8 ay yanılmıyorsam Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı nedeniyle propaganda dönemi oldu. Onu da çıkartın. Hı hı. Normal tatilleri çıkartın. Sayın İmamoğlu belediye başkanı seçildikten sonra o Ağustos, Temmuz, Eylül bildiğim kadarıyla biraz işte ağır bir seçim döneminden sonra bir tatiller vardı. İşte kar tatili, yaz tatili, Covid'di, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, adaylıktı, Karadeniz turuydu Faruk Aksoy. Hep bütün bunları topladığınızda 1800 günün yanılmıyorsam bir zaten 800-900 günü böyle gitti. Matematik, net. Siz bu 800-900 günü kendi projelerinizin tamamını her gün çalışsanız, her gün kendi programınızda olan o belediye başkanlığı adaylık dönemindeki programdaki bütün projelerinizi yapmaya çalışsanız zaten yetiştiremezsiniz. Yani bunu yaptım demenize imkan yok. Şimdi o yüzden ben Sayın İmamoğlu'nu burada işte projelerini hayata geçirdi, onu yaptı, bunu yaptı, bunu diyebilmeniz için 5 yılı dolu dolu tam motive olmuş bir üst düzey yönetici, bir şehrin belediye başkanı olması gerekir. Şimdi bunun yanında Sayın İmamoğlu'nun şöyle bir sorunu var. Bence yani Sayın Murat Kurum dedi ki kendisiyle yarış, kendi yapmadıkları ve eksiklikleri üzerinden şu an kendisiyle yarışması lazım. Yani Cumhurbaşkanı'na vesaire değil, kendisini öne çıkartan şöyle dedi, bir durumu dedi ki, var. Bir kere durumu onun en büyük dedi. Rakibi kendi ilgisizliği. Bence ilgisizliğinden ziyade Sayın İmamoğlu bu 5 yıl boyunca eğer buna böyle tam bir teşhis koyacak olursak isim olarak bence dikkat eksikliği bir, ikincisi de odaklanma sorunu. Odaklanma sorunu. Yani Sayın İmamoğlu 5 yılın tam mesaisinin tamamında odaklanmadığı gibi, dikkat eksikliği olduğu gibi motivasyonu da eksikti. Motivasyonunu böyle bir dönemde siz kalkıp daha seçildiği günden itibaren Cumhurbaşkanı namzeti diye birini ortaya koyarsanız bu kişi zaten hiç tanınmadığı halde %7 bilinirlilikle %54 gibi bir oya ulaşmış ise bir de ego. O zaman tek tamam. Sorun İmamoğlu'nda değil diyorsunuz. Ya ben zaten muhalefetin anladığım ve Cumhuriyet Halk o muhalefet paydaşları ve denkleminde içinde yani hani Sayın Akşener'e kadar şey, söylediği doğru değil. Ya, seçildiği gün kendini Cumhurbaşkanı adayı falan ilan etmedi. Ay üçüncü günü kendisini ilan etti. Ya onu ilan etseydi zaten altılı masa tartışmazdı. Direkt aday olurdu. Öyle bir şey olmadı hiç. Nasıl? Ha, CHP adına keşke olsaydı. Yani bakın hani seçildiği gün Faruk Aksoy, CHP deseydi ki Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu'dur. Bu tartışma olmazdı zaten. İlgili anketlerde ilk bir yıl yapılan anketlerde
Kemal Bey'in adı geçmedi bile. Geçen sadece anketi Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu mu, Tayyip Erdoğan mı? Anketi kim yaptı? Yani sonuçta birilerinin gazına geldi. Gelmeseydi. Yani şimdi onu da geçiyorum. Söylediğiniz gibi değil. Ya çok sert savunuyor ya. Hayır ya, söylediği gibi değil. Yani söylediğiniz gibi değil ya. Şimdi siz devamlı 650 bin konut, yani sayın kurumun projelerini direkt kamu desteği ve direkt kamu desteği ve kamu finansmanı olarak gördüğünüz noktada İhsan Aktaş hocam haklı. Siz bu konunun uzmanı olsanız ancak bu soruyu böyle doğrudan sormazsınız. Pınar Hanım, deprem neden olmuş, bakın 1,5 milyon konut yapılması lazım. Şimdi bana cevap veriyorsunuz da. Metodolojiye deprem ihtiyacınız bakın, var. Deprem olmuş, 1,5 milyon konut totalde. Türkiye depremden bu yana 40 bin konut yapıp teslim edebildi. Bakın, bütün gücünü bölgeye bakın, verdi. Maharet, İstanbul'da bakın, 900 bin konutu burada. Ve deprem bölgesinde 500 bin konutu Türkiye'de nasıl dönüştürecek 500, bu ülke? Böyle Türkiye'de bir gücümüz yok bizim. 100 bin gazetecilikten mezun insan var. Siz burada olduğunuza göre sizin o 100 bin tane mezun olmuş gazetecilik yüksekokulundan ya da iletişim fakültesine mezun olmuşlardan farkınız var. Şimdi bir insan 80 milyonun içinde İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı oluyorsa zaten o herkesten daha farklı metodolojisi, bu işin metodolojisini biliyordur. Bu işin sistemini biliyordur, finansmanını biliyordur. Yani zaten o ben siz İhsan Aktaş ya da hocam değil, Turgay hocam değil. O zaten böyle bir şehri 600 bin konutla kalkındıracak yeterliliğe sahip olduğu için zaten seçilecektir. Ya 600 bin konut bunu yapamayız. Ülke olarak öyle bir gücümüz bakın, yok şu anda. Faruk Aksoy siz geçen hafta Üsküdar Belediyesi'ni... Diyor ki bir dakika sizdeyim. Diyor ki yok yok Pınar Hanım sizdeyim bir dakika. Finansman bir dakika sizdeyim. Bir cümle söyleyeyim. Bir saniye Faruk bir saniye. Tek bir cümle. Pınar Hanım. Tek bir cümle. Tek bir cümle. Eşim parayla herkes ticaret yapar. 319 bin konut yapacaktık biz deprem bölgesinde. Diyor ki depremde. Ya bir dakika, Faruk bir saniye, bir dakika diyor depremde bütün gücümüzü oraya yıkmamıza anladım. Rağmen yapılan konut i̇şte sayısı 40 bin. Dünya Hükenek zaten hayır, bunu diyor. Siz kamu yani tamamen bu hükümetin kamu başarısızlığı değil. Hayır efendim. Bu bizim imkanlarımızla alakalı bir şey. Yıkılmış. Türkiye'de o kadar ya, inşaat firması yok, bunu yapamayız adamla, yani. Böyle deprem, bir şey yok. Faruk Aksoy. Depremde evi yıkılmış, evet. Cebinde 5 kuruşu olmayan, işsiz kalmış evet. Bir insanın evini yapmakla İstanbul'da siz geçen hafta hatırlıyor musunuz Üsküdar Belediyesi'ni bir konuda eleştirdiniz değil mi? Tam da eleştirdiğiniz artı kat, şey. Artı bir kat. Evet tam evet. Eleştirdiğiniz şey işte burnun formülü. Ne formülü? Eleştirdiğiniz. Ne formülü söyleyin bana. Bu işin nasıl yapılacağının metodu. Nasıl yapılacak? İşte siz. Mesela artı bir için, kat ticaret, almak için ne tür siz, zemin etüdü siz, yaptınız? Siz, geçen seneden siz bu yana depremle ilgili için, ne tür bir değişiklik yaptınız da için, artı bir kat aldınız? Söyleyeyim. Söyleyeyim. Neyle yaptınız mesela bu işin bunu? Finansmanı... Yerin altında taş falan mı buldunuz? Söyleyeyim. Ne buldunuz? Ya dalga evet. Geçmeyin de söyleyeyim yok, ben. Yok söylüyorum işte. Sizin şu an Üsküdar'da 3 katlı bir eviniz olsun evet. Tamam mı? Yok benim Üsküdar'da evim. Ya falan. Ördek tamam Turgay Hocam sizin olsun evet. Tamam mı? Sizin benim İhsan Hoca'nın Üsküdar'da 3 katlı 60 yıllık bir evimiz var. Bizim devlet memuruyuz veya sabit asgari ücretliyiz. Atadan dededen kalmış evlerimizde oturuyoruz. Evlerimiz de yıkıldı yıkılacak. Tamam. 3 katlı 3 daire. Başka bir şey yok. Şimdi üçümüz maaşımız asgari ücret. Yeniden yapabilir miyiz biz burayı? Yapamayız. Niye? Nakitimiz yok. Peki ne yapacağız burayı? Diyeceğiz ki ey müteahhit. Ey Karadenizli Trabzonlu müteahhit kardeşim. Gel şu binayı sana veriyorum. Bunu yık. Yeniden yap, İhsan Hoca'nın, Turgay Hoca'nın, Pınar'ın birer dairesini ver, sana da girişteki bir kat artı bir katı veriyorum. Artı bir kat değil o, söylediğiniz ne artı bir kat. Bak anlatamıyorum artı bir sana. Kat imar. Artı bir kat imar şöyle. Bak, ne demek bu? Hayır yok. Şimdi tamam. Hiç bana onun izahatını yok, yapmayın. Yok, ben gerek bunu yok. Araştırdım tamam, gerçi. 3 katlı evim vardı ya benim. Geçen sene verdim ve bitti. Benim bir katım nerede şimdi bu sene? Nasıl? Ya geçen sene verdim ben. Geçen sene bitti o. Kime üç verdiniz? Kat. Müteahhite geçen sene vermiştim. Bu sene Allah artı Allah. Bir gelmeden önce verdim bitti. Şimdi ya, bu sene pardon, seçim yaklaşırken kime verirken, artı bir kat hayır, veriyorsun? Canım, benim Üsküdar bir katım nerede? Üsküdar Belediyesi Hilmi Türkmen'in yaptığı 3 sene önceki ya öyle proje. Bir şey olur mu ya? Artı ya, bir katı. Bak bir şey söyleyeyim. Adam. Bir şey söyleyeyim. Siz 650 bin şimdi kesmeyin sözü. Öyle bir şey şimdi yok. Söylediğiniz şey, ya, söylediğiniz bak, şey bir seçim yatırımı. Seçim buradaki, yatırımı. Bak, burada, Türkiye buradan zarar eder. Formülasyon. Bu doğru bir şehirleşme değil. Hayır.
Üsküdar'a kim yaparsa yapsın yanlış bu. Bu 650 bin için uygulanır. Evet. Paşa paşa 4 katlı evi olan bir apartmanda 8 kat maliki olsun. 8 kat maliki sıfır dairesine kavuşur. Hiç kimse itiraz etmez. Niye itiraz etsin ya ki? Ya bir sene önce benim bitmişse alamıyor diyorum artı biri. Bana sıfır ev yapılacak. Çatısını atmış adam. Bir dahaki sene nasıl alacak bana yani? Kira yardımı yapılacak. Hı. Kira yardımı yapılacak bana. 4 katlı binamın tekrar 5 no'lu 3. kat dairesi bana sıfır tertemiz verilecek. Giriş kattaki dükkanda bunu yapan müteahhide verilecek. Bundan dolayı eğer bu değil ki. Buna itiraz ama 650 bin böyle yapılır. Nasıl böyle sizin, yapılır? Ya niye 25 hocam, bin milyar size dolar anlatamıyorum. Devlet bütçesinden? Bende bir sıkıntı var. Türkiye'nin inşaat gücü, versin. Türkiye'nin insan gücü bu söylenen sürede bunu yapmaya mümkün kılmıyor. Neden? Çünkü depremden sonra şurada usta bulamadık. İnşaat ustası yok o kadar. Yani hayır, yapacağınız şeyin ustası yok o kadar. 1,5 milyon konuttan bahsediyoruz ya. Kafasıyla bakınca Allah Allah. İhsan hocam merak etme bütün boyacılar benden. Ya ne diyeyim size insan ya Pınar Hanım, şimdi ya, siz, şimdi siz bakın i̇nsan bunu yapmadığınızı biliyorum ama bunu yine de uyarayım. Vatandaşla dalga geçer gibi söylemeyin. Bir gazeteci, bütün boyacılar benden, bütün kalfalar benden. Ya usta parası günlük 2000 lirayı buldu. Neden biliyor musunuz? Çünkü deprem oldu. Bütün ustalar, bütün inşaatçılar deprem bölgesine gitti. Yok o kadar bir gücümüz bizim. Ya biraz önce bir saniye Turgay Bey konuşamadı. Finansman da yok. Bir dakika. Finansmanı halledince tutuyorsunuz. Diyorsunuz ki İhsan Bey biraz önce alt geçitlerden bahsetti. Faruk.